Evet, bugün konuğumuz Celil Nalçakan. Kendisine bağlanmayı bekliyoruz. Onun sesinden kum gibi dinliyoruz bu arada. Haydi Celil, bağlan bize dedim. Ve Celil Nalçakan. Acımasız olmaz şimdi ben. Evet. Dün gibi, dün gibi çekip gitmem. Evet. Ay. Ay, hoş geldin sevgili Celil Nalçakan. Önce Celil'i bir tanıtarak başlamak istiyorum programa. Öğretmen... Kendi başına buyurun. Hayır. Öğretmen, yanlışlarımı düzelt lütfen. Ellerim giyiyor Celil demişler. Görüyorsunuz da giydiğini. Hep böyle dolaşır. Öğretmen. Yok, bir şey söyleyeyim mi? İzo, yani erkek kardeşimsin ama hala çok heyecanlanıyorum. Vallahi ben de heyecanlanayım. Yemin ederim gömlek giydim bak. Haftalar sonra ilk kez. Güzel. Öğretmen aslında bir anneyle... Için, ya evet. Kesme Allah aşkına kesme. Aslında senin için değil, senin kıymetli izleyicilerin için. Çünkü sen beni her tişörtle görüyorsun genelde. Öğretmen bir anneyle. Öğretmen bir anneyle elektrik teknisyeni bir babanın Sivas'ta dünyaya gelen oğludur. Evet. Kendisi 7 yıl jeoloji mühendisliğine gidip bitiremediği için üniversiteye büstürü dikmişlerdir. Turizm ve otelcilik okumuş. Fakat bu arada ailesinin izin vermemesine rağmen konservatuara girip sınavları kazanmıştır. Evet. Maalesef. Şimdi günün sorusu, çok soru geldi sana Celil. Ama en güzel soru şuydu. Aynı anne ve babadan olmayan, aynı kandan olmayan bir kardeşim varmış diye. Evet. Var. Nasıl bir durum bu? İzleyeceğim. Evet. Evet. Bu soruyu Celil Nalçakan bana yollamış. Canım kardeşim. Yani bunu da gördük. Korona günlerinde kendine soru gönderen Celil Nalçakan. Oysa ki ben size sormuştum o soruyu aziz dostum. Öyle mi? Ama evet. Soruları Celil'e yollayın demiştim ben. İşte ya Celil'e İzzet efendim durum böyle. Bir şey söyleyeceğim. Çok garip. İki tane. Bak bizim bir şarkımız olsa gerçekten şey olurdu. Yani bir köprüde karşılaşmış iki inatçı geçti. İki tane küçük adam biz niye kardeş olduk anlamıyorum yani. Ne bileyim, kahkülle kurban olurum demişler. Ay, onu toparlayayım. Saçlarına çok meraklısın değil mi Celil? Değilim. Uzadı İzo. Cevap programda böyle miyim? Malum bak. Ne güzel. Ama seviyorsun. Sürekli oynuyorsun filmlerde. Hani bu bir bunalım durumu mu erkeklerde? Kadınlar saçını kestirir, saçını boyatır. Sen de sürekli olarak saçınla oynuyorsun. Çok güzel soru. Cevap vereyim. Ben bunalıma girmiş şuramla oynuyorum İzo. O yüzden de burada hiç bak mesela kıl yok. Ama bu şey yani... Sen başlı başına kılsın yeterli zaten. Vallahi belanı. O zaman Livaneli'ye bağlanıyoruz. Livaneli'ye bağlanıyoruz. Ben de şöyle çocukluğumdan beri bunalıma girdiğimde şuramdaki saçlarla oyup tık diye koparıyordum. İşte böyle kel oldum. Oynamayın saçlarınızla arkadaşlar. Hemen sorulara geçiyorum. Soruyu oynayayım ben. Aşk adamı mısın? Cevap veriyorum. Aşk insanıyım. Aşk insanı mısın diyecektim. Aşk insanısın. Evet. Fakat magazin sitelerinde ya da magazin haberlerinde senin aşklarınla ilgili hiçbir şey görmüyoruz. Tek bir kişiye mi aşıksın? Yoksa çok iyi mi kamufle ediyorsun? Nedir bu? Mesnevi'de çok güzel bir laf var İzom. Hatta bunu konuşmuştuk seninle Çeşme'de. Kalp dediğin yumruk kadar içine cihaz sığar demişler. Güzel. Yani ya aşk zaten hani aşikâdan bir sarmaşıktan gelir. Orasını bilemem ama yani aşka çıkılamaya başladım. Ya çok aşk ya, bir gün aşık olacağım diye düşünüyorum. Evet. Hangi şehirde aşk yaşamak istiyorsun? Nasıl biriyle aşk yaşamak istiyorsun? Nasıl biri bilmem ama Urla'yı tercih ederim. Urla. Bu kadar aşk şiiri yazan bir adam, bu kadar acılarını anlatan bir adam. Ne yaşadın sen Celil? Yani şöyle bir fikrim var İzo. Ya bunların hepsini zaten ben yaşamış olsam
vefat etmiştim şimdiye kadar. Mesela sen bir şey anlatıyorsun, burama geliyor benim. Yok, kalbine değil yani bu tarafa. Burası, yok, benim kalbim burada. Ha, iyi, tamam, okey. Yani şey, şöyle bir şey yazmıştım 7 ay önce. Aşk, A, Ş ve K harflerinin aynı anda inlemesidir. Güzel. Çok inledin mi sen? Çok. 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 Hala yani, inliyor musun? Yok, bu ara değil ama şeyi hatırlıyorum. Kot pantolonun halıda sürtünürken yırtıldığını hatırlıyorum ağlamaktan. Evet. Ben neler biliyorum da anlatamıyorum yani. Evet. Biliyorum, anlatamıyorum. Evet, biraz konuyu değiştirelim, gülelim. İlber Ortaylı'yla nasıl tanıştı? Yani aynı dergide çalışıyoruz onunla. Cahilli bir çocuktum ben yani o ara. İşte İzzet Çapa diye biriyle tanıştım. Franco Bondo baktı. Ben bir dışarı çıkayım. İlber Hoca hayatı nasıl güzel böyle yerlerden? Madem İlber Hoca olacağım dışarı çıkayım. Şimdi bak İzzet'cim yani. Bu çocukla biz aynı dergide yazışıyorduk. Ben ona dedim ki excuse me, un peu de gloire s'il vous plaît dedim. Yani senin koyun gittiğin kadar benim çoban var. Tabii anlamadı, cahil olduğu için. Ya İzzet Hoca, ya bir şey söyleyeyim mi? İlber Hoca biricik ya. Kafa dergisinde yazıların çıkıyor. Tabii. İkinci kitaba hazırlanıyorsun. Evet, ismini de buldum dün. Nedir? Sükuti Sohbet. Sükuti Sohbet. Yalan söylüyor bu arada Celil. Neden yalan söylüyor? Neden? Ben ilk defa Celil'le ilgili oldum yayınlar konusunda. Yanlış anlaşılmasın. Yani ilk yayını deneme yayını Celil'le yapmıştık. Celil o zaman da bu kitabın adını verdi. Geçen haftaydı. Dolayısıyla dün bulmadı. Hayır, Sükuti Sohbeti buldum ama yani hani şöyle bir şey. İki ihtimal vardı. Bir, Bozuk Yeminler Atlası. İki, Sükuti Sohbet. Sükuti Sohbet çok yani. Güzel. Bu arada senin için bir şiir hazırladım canım kardeşim. Bitmesine yakın haber ver. Hadi bitmesine yakın. O zaman evet. Daha çok var. Başlayalım bir önce, ondan sonra. İbrahim Selim'in programını seyrederken DM'den yürüdüğünü öğrendik. Evet. Ve bu da ünlü biriymiş galiba. Oyuncuymuş. Yok yani. Ya şimdi onun bir sevdalısı vardır. Hayatında başka biri vardır. Hiç oralara girmeyeyim istersen. Nasıl yürüdüğünü anlat bari. Çok şey, programı izledim televizyonda. Ki hakikaten bir fikrim budur. Ne kadar güzel oynuyorsunuz yazdım. Aa, götü. Cevap ne geldi? Teşekkür ederim. Peki takip ettiklerine baktım. İlginçtir, Dalla Bilic'i takip ediyorsun. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum bak. Yani Twitter'da da Instagram'da da ya hatta böyle beni takip etti falan, ben böyle onurlandım yani. Ne? Bunu bir de senle yaşamıştım Poyraz Karayel zamanı. İzzet Çapa seni takip etti falan yazınca. Ay ne demek, ben de ay, sen beni takip. Danla bence şey değil. Yani, kulaklığınızı takar mısınız Celil Bey diyorlar. Evet. Abi, çok şey, eğlenceli sen bana, kız. Bir sürü İzzet, o kadar çok para veriyorsun ki böyle pahalı telefonlar alıyorum. Evet. Yani. Öyle. Özledin mi sahneyi? Şey. Özledin mi sahneyi? Çok. Çok, biliyor musun? Ve hatta dün bizim ekiple böyle konferans görüşme yaptık. Abi yani şey, mesela hiçbiri parayı özlememiş. Hepsi diyor ki ulan bir şarkı söylesek. Bir sahne tuzu yutulduğu zaman geri dönüşü yok bunun. Peki baban istemiyordu senin oyuncu olmanı.
Nasıl oyuncu oldum? Kaçtım evden. Evet. Yani o beni turizm otelcilik okuyorum sanıyordu usta. Ben o ara gittim işte TÜRVAK'ın sınavlarına girdim. Ve burs sınavına girdim. Öyle param yoktu çünkü. Sonra kazandım burs sınavını. %100 burslu okudum. Sonra bölüm başkanımız Zeki Baba'ydı. Zeki Alasya ve jüri başkanımız da oydu. Ben nur içinde yatsın, devri daim olsun. Zeki Baba vefat ettiğinde %100 burs olmadığını öğrendim. Demiş ki bu çocuğun okul parasının yarısını ben vereceğim demiş. Bu çocuğu alın demiş. Peki babanı nasıl ikna ettiniz sonra? Ben babamı 13 sene ikna edemedim. Zeki Baba 13 saniyede ikna etti. Çünkü babam beni okuldan almaya geldi yani. Bir şey bıraktıracaktı bana okulu. Zeki Allah'sa şey dedi. Feridun Bey dedi, sizin oğlunuz oyuncu dedi. Siz öldükten sonra yapar. Siz ölmeden önce yapsın da gurur duyun dedi. Aa, çok güzel. Şimdi gurur duyuyor mu baban seninle? Çok. Çok seviyorum. Yani zaten biz çok sevişiriz onunla. Birbirimize söylemesek de. Hatta sahnede de anlatıyor mu hikayeyi? Yani anlat burada. Nasıl annene davranıyor? Bir anlatsana hikayenizi. Çok güzel bir hikaye. Beni çok etkiliyor. Eyvallah. Sivaslı bir aileyiz biz de birazcık. Benim sesim kendime geliyor. Burada bir sıkıntım mı? Dur. Şimdi daha iyi galiba. Değil mi? İyi, bana iyi geliyor ama bilmiyorum yani. Ya şey izleyenleri acaba. Esra'cığım bir açsana yayını. Benim sesim. Çünkü ben habire kendimi duyuyorum. Telefon sesini kısar mısınız gibi oldum. O kadar egosu var ki adamın kendi sesiyle yaşıyor. Allah beraber. Ya, neler çekiyoruz anlayın. Ya düşün. Bir de patronum İzzet Çapa. Allah seç. Estağfurullah yani, biz kardeşiz. Evet. Biz, bu halise Esra da oradan şey yaptı, iyiymiş. Evet. Anlatıyorum abi hikayeyi müsaadenle. Benim babam anneme hiç seni seviyorum demedi. Hiç demedi ama. Elleri tutuşmadılar hiç. Ama hep evden çıkarken annemin ayakkabısını bağladı babam. Çocukluğumdan beri hatıratımda var yani bu. Gezmeden dönerken de eğilip ayakkabısını bağlıyordu annemin. Ben çocukken böyle normal bir şey gibi geliyordu bana. Ergenlikte canımı sıkmaya başladı bu sene. Yani dağ gibi adam eğiliyor, ayakkabı bağlıyor filan. Ve bir gün babama dedim ki, lise 2'deydim. Baba dedim, neden bunu yapıyorsun dedim. Annenin eli ayağı tutuyor dedim, kendi bağlayabilir. Oğlum dedi, ananı bana o ayaklar getirdi dedi. Vay işte beni en çok etkileyen. Ya yani şimdi bu adam seni seviyorum desen olur, demesen olur, Allah'ını seversen yani. Yani buradan evlenme teklifi aldım biraz önce. Biraz önce bir evlenme teklifi. Mi aldın sen? Hayır ben almadım hayatım, sen aldın. Benimle evet, evlenir misin diyorlar. Teklif ediyorum. Celil Altın. Nedir bu Hakan Altın'la abi kardeşliğiniz? Herkesin kıskandığı ayrılmaz ikili olarak. Çok çok yani sen bir Hakan abi tanıyorsun zaten. Dünyanın en iyi kalpli insanı. Yani Allah yani böyle vücudundan bütün organları çıkarıp böyle iç organları yerine bir tane kalp koymuş abi. Bir melek yani o. Ve bunu işte onun olmadığı ortamlarda söylemek çok güzel çünkü onun olduğu yerde söyleyemiyorsun. Ağzını falan kapatıyor yani. O zaman bir teklif etsene bir şarkı böyle araları bir canlandıralım şöyle. Bırıldansana. Ne? Aa şey söyleyeyim dur. Bizi neye çalıştık? Neydi ya Hakan abinin şarkısı? Gençler söylüyordum ya ben. Ha? Hoşça kal, Allah'a emanet ol. Tabii ki Allah'ın varsa. Hoşça kal, aşk sende kalsın. Sanmam ama işine yararsa. Çok iyi. Bir de herhalde telefonun ucunda beklemişti çok biliyorsun. Ya. İki satırda onu mırıldan ya. Telefonu... Ya hikayesi çok güzel.
Abi eğlenmeye götürdüm ben Amerikalı bir arkadaşımı. Ve eğlenmeye Hakan Altun konserine götürdüm. İlk şarkı şey bak. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. İkinci şarkı ağlamak yok yüreğim. Üçüncü şarkı ay bekleyecektim bir ama. Arkadaşım diyor ki kim öldü? Böyle eğlenilmez dedi oğlum dedi. Bak. Hakan abi bambaşkadır. O biriciktir yani. Aşka gel, aşka gel. Aşkla ilgili ne konuşacağız? Aşk senin için ne ifade ediyor mu diyeceğim. Celil aşka aşık arkadaşlar, ben anlatayım. Eski ben sevgilisini aşık hala unutamıyor. Ben eski size doğruyu söylüyorum. Yok be. İsim mi vereyim? İsim, ya, yani tahminde bulunabilirsin en fazla. Öyle mi? Evet. Peki, evet. Yani... Ya bu aşk dediğimiz, evet lütfen usta. Ya aşk dediğimiz şeyin şöyle olduğunu düşünüyorum. Mesela ya bu mahrem bir şey değil. Yani mesela olsa, eğer hakikaten olsa İzo, sen biliyorsun beni abi. Bilmiyorum. Ben böyle götüme çıngırak bağlayıp bağıra bağıra gezerim. Çok aşığım lan filan diye. Çünkü dünyanın en güzel hislerinden biri abi. Ya ben bunu niye saklayayım ki? Ama ya şey, ben hak etmiyor olabilirim. Anlatabildim mi? Ya belki niye de gibi? İkizler burcu olduğun için iki ruh. Belki de tekamülüm geç kaldı. Belki de şu an değil yani. Ama ya hayatıma giren, eyvallah kardeşim. Hayatıma giren insanların hepsi çok şahane insanlardı. Belki de ben beceremedim diyelim. Yani bir hikayemiz var Celil'le. Masada oturuyoruz. Bir arkadaşımızın da annesi var. 60'lı yaşlarında. Hayır. Dünya tatlısıdır. Aysun'a buradan çok selam gönderiyor. Melaike. İşte oturdu falan. Sen ne burcusun oğlum dedi. İkizler dedi Celil, böyle yaptı. İkizlermiş ama olsun. İkizler de olmalı. Muazzam bir... Tabii tabii. Ya ben şey yaşadım. Pardon. Söyle sen neyi yaşadın? Şöyle bir şey yaşadık. İşte annemler İstanbul'a taşındı, ben okulu kazandım. Patronun geldi. Patronun Candaş Tolga. Vay Candım. Patron o da kardeş ya. Biricik. O. Çok iyi adam değil mi Candaş ya? Çok. Sevgili, ben çok severim abi. Candaş Tolga hem çok iyi gazeteci, hem Kafa Radyo'nun, hem Kafa Dergisi'nin, hem Kafadar YouTube kanalının sahibi. Çok rica ettik Celil'de yazı yazsın diye. Beni kırmadı sağ olsun. Doğru. Vallahi doğru. Yok be. Şahane yazıları. Yok estağfurullah. Ya Candaş şey, bunu her zaman söylüyorum abi. Mesela Candaş'a bana kolun lazım dersen hangisi diye sormaz. İkisini de kesip getirir. Öyle bir adam yani o. Kötü gün dostu. Kötü gün kardeşi. Kötü... Ama iyi gününde de ağzına sıçar. Öyle de rezil bir adam. Peki dedemin geldiği yerin deden olduğunu biliyoruz artık. Evet. Dedem sözcüğü. Evet. Dedeni kaybettiğinde hayatından ne çıktı? Neler bitti? Oyun arkadaşım gitti. Ya bu kadar basit. Yani çünkü biz hatta bu sohbetten önce az evvel Esra Nur'a anlattım bu mevzuyu. Biz hem şimdi şükürler olsun, hamdolsun ne kadar güzel bir hayatımız var. Ben Sivas'ta sobalı ve iki odalı bir evde doğdum. Ve bir odada annemle babam yatıyordu. Bir odada dedemle ben yatıyorduk. İzzet. Bir de salon vardı. Babam mühendislik dehasıyla salondaki sobanın borusunu iç odadan da geçirdi ve ilk kaloriferi buldu Sivas'ta. Bana o kadar çok kurşun döktürüyordu ki annemler. Çünkü çok salak sorularım vardı abi işte. Allah kaç tane? Allah'ın kaç devesi var? Falan gibi böyle. Annemler diyor ki ay buna cin girdi diye. Ha bir de böyle bir üstümde bir çarşaf, ha bir de cos kurşun dökülüyor. Dedem de ha bir de bu sorularıma mantıklı cevaplar veriyordu. Kurban oldu, nur içinde yatsın. İşte Allah kaç tane diyor ki. Dünyada kaç tane insan varsa Allah hepsinin içinde. Demek ki biricik insanlar da Allah'ta filan gibi cevaplar. Ben bu arada ilkokula gidiyorum. İlkokul 3'e. Kötü oluyorum bunu anlatırken. Bir gün dedeme dedim ki neden dedim sen bana kurşun döktürmüyorsun?
Dedi ki oğlum ikimiz de Allah'a çok yakınız. Sen ondan geldin, ben de ona gidiyorum dedi. Aradakilerin uzaklaşmış olmasını çok ciddiye alma dedi. Nur içinde yatsın. Değil, bir... Çok güzel adam. Bir şey tanısaydın aşık olurdun yani. Çok güzel adamdı abi. Yani kötü oluyor mu o işlerde? Kaç çok tane dövme var vücudunda Celil? 44. 44. 45. buraya yaptıracağım. Başar başar an diyebilirim. Deden de, mesela annenin imzası var değil mi? Evet. Babamın Esra'nın doğum tarihi var. Dedemle hiçbir dövme yok. Neden? Çok ağlıyorum görünce. Ya fotoğraf, mesela bir tane fotoğrafı var salonda. Her baktığımda gözüm doluyor abi. Ve şey de çok garip. Mesela Robin'in dövmesini yaptırmak istedim bir ara. Sonra dedim ki ulan aynı duygu. Yani saf sevgi. Robin'in de dövmesini yaptırmadım sonra. Her belki de bir dövmeye oluyor. Belki de bir dövmeye sığdıramıyorsun dedi. Evet. Olabilir mi? Ya dünyanın en iyi dövmecilerini tanıdım ama dedemin dövmesini yapabilecek kadar iyi bir dövmeci yok bu hayatta. Sen yaşın kadar mı diye sormuşlar dövme sayın. 44 yaşında mısın? Yok. 41 yaşındayım. 41. Ki, ama 44 olmak isterdim. Olacağım zaten 3 sene sonra. Kardeşinle de büyük bir aşk var aranızda. Esra gel gel Allah aşkına gelsin mi? Gel Esra gel tabii ki gelsin. Gelsin bir dakika. Seni merhaba diyorlarmış. Çocuğum Allah Allah, bu da deli ayol. Bu da bir Amazon çıktı başımıza. İzmirlerde okuttuk, hala huylu. Huylu. Sen aşık bir olsana aşık, sen ona aşık. Kızımda ilaç var, merhaba. Ne yapıyorsun, iyi misin? Efendim ne diyor? Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyi, ne yapalım? Yüzüne ilaç sürdü de o sivilcemi bize tabii dert daha. Daha, ooo. 17 yaş fark var değil mi aranızda? 16. 16. 17 aslında. 17. Şubat'ta doğduğu için evet 17'ye tekabül ediyor. Hadi tamam hadi. Allah belanı vermiş. Dünyanın en tatlı şeyi. Evin bahçesinde çok güzel ağaçlar var. Evet 4 tane. Onların bir özelliği var. Sen anlat. Bana düşmez. Ben her haltı biliyormuş gibi olmayayım. Estağfurullah. Aslında her haltı biliyorsun hayatımdaki. Zira benim çok az kardeşim var bu hayatta. Çok ciddiyim. Yani arkadaşım da az, kardeşim daha da az. Ki yani beni bu sıfata koyduğun için sana teşekkür ederim her şeyden önce. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir şey aslında bunu Esra'ya orada bir tane daha kitap var mı? Bunu okuyarak anlatmak isterim eğer müsaade edersen. Tabii ki. Kaç kadeh kırıldı da mıydı o? Yoksunum yoksun ha? Tamam. Evet buradaydı galiba. Şu şey aralarını böyle tıkladığım bir kitap var. Neyse. Hikaye şu abi. Ben bir gün o kadar sinirlendim ki evde yalnızlığıma ve her şeyden nefret etmeye başladım. Çünkü o an hoşlandığım kızın başkasıyla nişanlandığını öğrendim. Robin o gün Robin'e arı soktu, hayvanı veterinere götürdüm ölmek üzere filan. Ben yapayalnızım, Beşiktaş'ın göbeğindeyim. Ya, çok bedbaht bir gün. Ve bahçeye çıkıp ağaçlara küfretmeye başladım. 4 tane ağaç var. Birinin adı Sema, annemin adı. Birinin adı Esra, birinin adı Piraye, birinin adı Vera. Allah belanı, ulan diyorum. Ben her gün size sarılıyorum. Bir günde siz bana sarılın. Acılar içindeyim filan diye. Bak yemin ederim bak. Ya böyle bir histeri. En son dayanamadım. Bak ağaçlara da bağırıp cevap da gelmiyor ya. Çıktım Hakan abiye gittim abi Yeniköy'e. Ne yapıyorsun Celon, bu ne hal filan dedi. Dedim ki abi dedim Allah belasını versin o ağaçların dedim, yıllardır beraberiz. Bir şefkat göstermediler dedim. Hakan abi neydi biliyor musun? Onlar senden yaşça büyük Celon, biraz saygılı. Çok iyi. Müzeyyen yok muydu ağaçların içinde? Müzeyyen biricik, o da en arkadaki. Onu şey yapmıyorum abi. Onu çok söylemiyorum. Onu söylemiyorum. Onu sana söyledim. Evet. Çünkü o bir şey, bir tane daldan başlamış bir incir ağacı abi. Bak şu kadarcık daldı biliyor musun? Şimdi sana program bittikten sonra fotoğrafını atayım, inanamayacaksın.
Onu böyle şey yapıyoruz. Böyle üstünde dilek çaputları falan var onun. Saygı göstermeyi öğrendin mi ağaçlara? Vallahi bir şey mi? Hakan Altun bir şey söyledikten sonra hadi yapma. Yiyorsa. Güzel bir soru var. Öncelikle altta yazılanları okumuyor musunuz dedi biraz önce. Okumuyorum ben. Arkadaşım, ben okuyorum. Soru çok güzel. Dövmelerini kullanma kılavuzu olarak kullandığını söylemişi. Doğru. Nasıl oluyor diye. Yani aşağı yukarı çözülebilirim dövmelerini. Mesela burada 1903 yazıyor Beşiktaş. Hayatta en sevdiğim hayvan at. Mesela burada at dövmesi var. At yazdırdım. Çünkü bir tane at yaptırsaydım spesifik bir at olacaktı. Diğerlerine ayıp olacaktı. O yüzden at yazdırdım. Bir at dövmem var. Şurada şey yazıyor. Sen de çok seversin. Rızkımı veren hüdadır. Kula minnet eylemem yazıyor. Mesela burada Notre Dame'de Paris'in sözleri var. O Lucifer, o Lesemo var. Şurada harbi hayalet yazıyor. Benim Sivas'taki arkadaşlarım bana harbi hayalet diyordu. Çünkü bazen gidiyordum yani hani birkaç ay görünmüyordum hiç. Burada da hiç yazıyor. İnşallah hepimize hiçlik mertebesine ulaşmak nasip evet. olsun. En azından yaklaşabilirim diye. İşte o yüzden kullanma kılavuzu yani. Peki. Acil bir şey söyleyeyim ben. Senin programına fiilen şunu söyleyebilirim. Bu hayatta tanıdığım hani Bektaş ile yakın 5-6 kişiden birisin. Çok ciddi söylüyorum. Allah nasip etsin inşallah. İnşallah. Ben bir yıldıznameye baktırmıştım. 20-23 yaşındaydım. 55 yaşında Bektaşi gibi yaşamayı öğreneceksin dedi. İnşallah nasip olsun. Aslında biraz... şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Çok affedersin. Balla kesiyorum. Mesela insanlar bazen korkudan beyder. Bazen sevgiden beyder. Ben yani kardeşiz yıllardır ama yani, seninle çalışan insanlarla tanıştıktan sonra şunu anladım ki öyle bir vicdanın var ki senin. İşte o şey... göz açıp kapayıncaya kadar gelen şey biz hu diyoruz ya. Ya hu o kadar yani. O kadar seviyorlar ki seni. Kimse senden korkmuyor. Ben de onları seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Evet. Gerçekten yani %100'ünü demesem de %80'ini çok seviyorum. %73. %73, %73. Mesela beni sevmiyorsun filan. Sen tabii çalışan değilsin, kardeşimsin. Estağfurullah kardeşim benim. Çok maço ya. Görünmesine rağmen çok tatlı bir adam demişler. Niye? Maçolar da tatlı oluyor bazen. Öyle mi? Ki ben maço değilim. Ayakta değilim. Hiç haz etmem o işlerde. Hiç haz etmem yani. Güzel bir soru gene. Zülfikar'ın çocuğu var mıydı dizide? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Final bölümünde üçüzü olmuştu. Üçüzü olmuştu. Evet. Bizim ailede de üç çocuğum vardı. Evet. Mesela annen gelip diyor mu? Oğlum hadi hep filmlerde geliyoruz. Kucağımıza bir torun ver. Anlatayım hikayeyi. Bak bu çok... Anladım. Annem daima istiyor. Annem istiyor ki artık yani 41 yaşında artık eli ekmek tutuyor filan. Ama bak çok güzel bir fıkra var. Bunu anneme de anlattım. Dedim ki sen busun. Şimdi bir adamın bir sevgilisi varmış usta. Annesi de diyor ki anne diyor seni sevgilimle tanıştıracağım. Ama diyor hangisi olduğunu bil diyor. Bul diyor. Çünkü arkadaşların diyor ki 4 tane daha kız getiriyorlar o gün yemeğe. Bir yemekte buluşuyorlar. Herkese eşit mesafede davranıyor. Yani toplam 5 kız var. Anne var, çocuk var. Bu kızlardan biri de adamın sevgilisi. Ama hep herkese eşit mesafede davranıyor. Yemek bitiyor. Annesi de soruyor diyor ki anne hangisi sevgilimdi diyor. Annesi diyor ki kızıl saçlı olan. Annesi çocuk diyor ki nereden bildin? Annesi diyor ki bir tek onu sevmedim. Bu benim anneme de çok uygun bir hikaye. Hiç haz etmiyor. Hiç haz etmiyor. Bak ayrılıyorum. Ayrıldığım gün melek oluyor hepsi. Ay o kız da ne kadar tatlı bir çocuktu. Ağzımıza sıçtın ya biz beraberken. Çok garip. İç Anadolu'luk. Yok be. Annelik bu. Annelik.
Hiç kimseyi layık görmüyor. Ama bir an önce evlen. Sema Gececiğim, ellerinizden öperiz. İnşallah kucağınıza bir torun verir Celil en kısa zamanda. Bu arada annemin seni izlediğini biliyor musun her gün? Canlı şaka yayında. Yapıyorsun. Bayılıyor sana. Ha, canım benim ya. Benim güzel oğlum çıktı falan diyor bir de izlerken. Biliyor kadın. Gerçek oğlunu biliyor yani. Tabii biliyor, farkında, o da farkında. Ne yapsın böyle Habeş maymununu? Çok güzel gülüyorsun. Çok güzel ağlıyorsun. Eyvallah, ama öyle tatlı bir söz söylemiştik ki sahnede. Hep ağlamaklı. Neden hep acılı şarkılar söylediğini anlatırken hatırlayabilecek misin, ben mi hatırlatayım? Ağlamayı bilmeyenin gülmesi boktan olur. Doğru, doğru. Biz olmuyor yani bazen gülmeyi de unutuyoruz ama ya. Evet, ya da bazen ağlamamak için gülüyoruz İzo. O evet. Daha acı mesela. Yani sahte. Evet. Sahteyiz evet. Yani. Evet. Hepimizin maskesi var. Hayata evet. Karşı da takabiliyoruz bu maskeyi. Aynen öyle, kesinlikle. Ağlamayı bilmeyenin gülmesi boktan olur. Demek ki ben çok iyi gülebilirim. Ya sen zaten bir şey söyleyeyim mi? Benim, körler sağlar birbirine ağırlar olmasın ama millet senin gözün akına bakıyor. Bir kere göz bebeğine baksalar anlayacaklar durumu. Abi ben keşfedilmek istemiyorum. Senin gibi herkesin beni keşfetmesini istemiyorum. Ay Metin'cim aç. Tamam ama keşfetme. Sen gizeminle kal. Tabii. Küresel sermaye demiş birisi. Çok güzel. Ne güzel söz ya. Küresel sermaye. Küresel orada sermaye. Doğaçlama var mıydı Poyraz Karayel'de? O kadar çoktu ki. Yani Kambolat'la, Ali'yle ve Hare'yle hayatımın en eğlenceli. Bak her ders gibiydi yani. Burçin'le keza. Burçin Terzioğlu'yla. Muazzam. Böyle sete Luna Park'a gidiyormuş gibi gidiyordum abi. Bu kadar net yani. Ben de sete gelmiştim. Ya Luna evet Park'a ya. Korku tünelinden çıkmıştım. Ama bizim karavanda çok eğlenmedik mi biz? Çok eğlendim. ben de o hikayeyi anlatayım. Poyraz Karayel setine gittim. O zaman da gazeteci almıyorlar. Hani çok zor oraya girmek falan. Gittim Burçin'le bir söyleşi yaptık. Muazzam bir kız, her şey. Yani çok. Zaten saygı sınırları içinde yapıyoruz. Sonra işte Ceri, Taşkapa, neydi? Kambolat, Cem, Ali. Musa abi keza. Musa abi vardı. Ama merhabalaştık. Söyleşi de yoktu. Hı-hı. Röportaj çok iyi gidiyor. Sıra geldi İlker kardeşimize. Arkadaşımıza. Abi geldik, soruları soruyoruz. İnternetten vesaire hazırlanmış. Kimseyi de rahatsız etmeyecek bir soru dizisi var. Adam bana sürekli kuşları anlatıyor. Kuşlar işte uzaydan haber getiriyor. Tellerin üstüne koyuyor. Tamam, bunlar çok güzel. Bunları yazalım ama ben seni tanıtmak üzere bir söyleşi yapıyorum. Biraz sonra içeri gitti. İçeriden telefon açtı. Alo. Evet. Ya siz kimi gönderdiniz buraya ya? Ben bu adamı istemiyorum falan pişmeken. Ve duyuyorum. Neyse. Çıktım. Ertesi gün sadece Celillerin olduğu söyleşiyi yayınladım. Burçin'i de aradım. Ya gerçi muazzam. O zaman beraberlerdi. Burçin'le muazzam. Dedik yani yayınlamasan benim kısmım da şimdi İlker'e karşı ayıp olur böyle bir şey yaşandıktan sonra. Ben de ona saygı duydum. O bölümünü yayınlamadım ve Celil'le o gün kardeş olduk. Bileceksin kardeşim. Bir yani, şiir okuyacağım mı? Senin için bir şiir buldum. Çok ciddi söylüyorum. Yani daha doğrusu Esra Nur buldu senin için. Canım kardeşim. Eyvallah. Yani ben hani böyle çok aslında çok okumaya gayret eden biriyim ama Nazım Hikmet'in bu şiirini ilk kez gördüm ben de. Esra dedi ki İzzet abi bunu okur musun benim için dedi. Canım benim. Sana da ona da çok teşekkür ediyorum. Evet. Eyvallah. Şiirin adı Nasılsın? İyi günlerimde çok eller uzanır ellerime. Resmimi baş köşeye asarlar. Fakat demir kapıların her kapanışında üzerime, ardında taş duvarların her kaldığım zaman ne arayan beni,
Ne soran? Daha iyi be bunun böyle olması. Minnetim ve borçluluğum yalnız sana kalsın. İyi günlerimde benim unuttuğum insan elleri. Nasılsın? Çok güzel. Çok güzel. İyi günlerimde unuttuğum insan elleri. İnsan elleri. Ha. Nazım'a da rahmet olsun buradan. Onun da aslında tabii çok farklı tanıdık. Çok Mevlevi tarzına yakın şiirleri evet. var olan bir adam. Büyük Ozan. Bu arada Instagram'a Sabahattin Ali'nin bir aşk mektubunu koydum. Lütfen onu okumanı çok istiyorum Celil. Evleniyor. Evleniyorum diye ilan veriyor ve aslında sevdiği ve onu kabul etmeyen kadına karşı yazılmış bir mektup. Çok güzel. Yani sonunda ağlıyorsun. Sonunda ağlıyorsun. Kitap ne zaman çıkıyor? Onu soruyorlar sürekli olarak. Ben dün konuştum Aren'le. Bizim İnkılap'ın İnkılap kardeşimize şey dedi. Abi dedi hani çok haklı bir yandan. Şu an kitap çıkaramayız çünkü dedi hani insanların evden çıkmaması gerekiyor. Ama galiba Mayıs'ın son haftası ya da Haziran başında çıkaracaklar. YouTube kanalı açılıyor. Evet o şey oldu biraz. Ben hep uzak durdum o işten. Candaş belki 1000 kere söyledi. Oğlum yap şunu yap şunu. Ulan ne yapacağım filan diyordum. Aslında Levent Erden'in bizim Levent Hoca'nın muazzam bir lafı var. Diyor ki yani her çağ döndüğünde yani insan kendini anlatmak için başka bir merci bulacak. Ya yani derdimiz tasamız artık çok çok sarıyı söylüyorum. Yani, millet böyle hani ya ben biliyorsun bunu. Ben bir villada oturmuyorum. Kiralık bir evde oturuyorum. Göt kadar bir bahçem var. İşte falan. Ama günün sonunda hikaye şu abi. Yaşadığım sürece yalnız ve aç kalmayacağımı biliyorum. Çünkü ben para biriktirmedim, insan biriktirdim. Ben varım, Hakan Altun var. Yaz ben açım bu aralar. Sen kapandığı için şey söyle. Tatlım bak, Robin'i aşağıya kulübeye koyarız, salça ekmekle devam ederiz. Aşağıdan bazı anne sana yağlı ekmek yollar filan. Ne güzel günlerdi değil mi? Özlüyor musun? Ya sana yağın üstüne şeker de ektiriyor muydun sen? Yok ben daha çok sana yağın üstüne salatalık, domates ve yeşillik koyduğum ya şey. İşte dünyanın en güzel şeyi. En güzel şey. Benim rahmetli dedeciğimin bir anısını da anlatayım mı sana? Böyle bir tane bu Gürün'de, yani dedem Gürünlü, yani biz aslında Gürünlü, Sivas'ın bir kasabası. Bir bahçesi vardı dedim. Böyle beni gezdiriyor çocukken. Diyor ki bak torunum diyor bu erik ağacı diyor. Bu incir ağacı diyor. İşte bu dut ağacı. Falan. Ben de fırlamayayım. O zaman bir hayvan sevgisi bilincim de yok. Ya şunu hatırlıyorum bak. Dedim ki dede dedim hangisinden en güzel sapan yapılır? Ha sapan. Evet. Pardon anladım. Dedem de bana dedi ki torunum dedi 3 ihtimalim var. Ya sapan yapıp kuşu vuracaksın. Ya ağaç dikip kuşa yuva olacaksın ya da senin diktiğin ağaca konan kuşa atılan sapanla gönlünü yaralayacaksın. Yani dedi torunum ağaçsan kuşa, kuşsan toprağa, topraksan fidana aşık olacaksın. Keşke tanıyabilseydik, kısmet olmadı. Ben çok isterdim sizin tanışmanızı, çok arzu ederdim. Çok anlaşırdınız yani. Allah rahmet eylesin bir kere daha. Benim annem de şimdi evin bahçesinden ağaçlar dışarı sarkıyor. Dallarını çekiyorlar. Senin çocuğun yok mu? Onlar işte birer çocuk, odanın sahibi ne kadar canı acıyor biliyor musun diye korkunç bir şekilde sokaktakilerle sürekli kavga ediyor. Yani adı canavar Necda diyoruz. Biz Gürler demiyoruz. Ona. Ben büyük hayranıyım. Peki Celil'im çok teşekkür ediyorum. Aziz kardeşim. Bir tanesi beni kırmadın. Ne demek? Bir şey söyleyeyim mi? Kırıp kırmamak ben çok özledim seni ya. Ya o yüzden bana müjde gibi oldu bu. Arefe günü gibi oldu yani.
Bana da bayram oldu. Bana da bayram. İnşallah bayramda buluşacağız. Herkese saygılar, sevgiler. Cumartesi günü Profesör Doktor Hüseyin Nazlı Kul var. Oley! Saat 4'te. Akşam saat 22'de de Ali Poyrazoğlu ile muhabbetimiz var. Bekliyoruz. Görüşürüz. Celil'i de kocaman öpüyorum. Öpüyorum canım kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ olun.